Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 4. bölümdeyiz. 4. bölümün 3. ve 4. köşe taşlarını birlikte çözmeye devam edeceğiz. Geometri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlı. Öncelikli olarak açıklamalı çözümü çözümümüze bir bakalım. Şimdi burada e, açıklamalı çözüm ve köşe taşını ayrı ayrı belirtmişler. Şimdi arkadaşlar, ikizkenar üçgenlerde şöyle bir kuralımız var. Kural şöyle diyor. Bazı sorularda ise gizli ikizkenar üçgenleri bizim ortaya çıkartmamız beklenir. Yani soru sana ikiz kenarı vermez. Sen kendin ikiz kenarı bulman gerekiyor. Bu üçgende aynı tabana ait yükseklik, açı ortay, kenar ortay, herhangi ikisi varsa biz de burada gizli bir ikizkenar üçgen vardır deyip o ikiz kenarların hangilerinin ikiz olduğunu birbirine eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Hani daha önceki videoda bahsetmiştik ya daki, diklik, açı ortay, kenar ortay ve ikiz kenarlık. Bunlardan hangi ikisi varsa diğer ikisi mutlaka vardır arkadaşlar. Evet şimdi hemen rehber sorumuza bir bakalım. Çok klasik bir sorudur. 3, 6'yı vermiş. X'i soruyor. Bak B'den D'ye bir tane kenar çekersin. Öncelikli olarak. Buradaki, buradaki BE ile EC kenarları birbirine eşit ve DE dik indirildiğinden dolayı burası aslında ikiz kenar bir üçgendir. Yani bu B açısıyla C açısı eşit. Yani DC kenarıyla BD kenarı da birbirine eşit. Buraya X diyeceğiz o zaman. Burada da artık bir Pisagor bağıntısı yaptığımızda soruyu bitiririz. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi. Yani 36 artı 9 45. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda Kök 45, o da 3 kök 5 diye dışarıya çıkacaktır. 9 çarpı 5'ten dolayı. Doğru cevabım 3 kök 5 olmalıdır. Bakalım çözme Evet. Geldim birinci soruya. Şimdi nereden çekmem gerektiğini bir önce tahmin edeyim. Bak burada e, A, E, E, C birbirine eşit ya. O zaman demek ki bunun üst taraflarında bir mutlaka ikizlik vardır diyeceğiz. Yani... DC kenarı AD kenarına eşit. A'nın tamamı da x açısıydı. Şimdi o zaman gençler burası 40 ise burada 40 değil midir? Evet değil mi? E, 90, 40 daha 130. 180'e tamamladığında burası 50 derece. Aynı şekilde burada 50 derecedir. 50, 50 daha 100. Geriye sol tarafa da 80 derece kalır. Bak şimdi buradaki AB kenarıyla AB kenarıyla AD, AD evet. AD kenarı birbirine eşit. Buraya da tek çizgi, buraya da tek çizgi atmışlar. Zaten sana AB ile CD'nin eşit olduğunu vermiş. CD'deki kime eşit çıktı? AD. O zaman burası da bir ikiz kenar üçgen oluşturdu. 80 derece ise aynı şekilde buraya da 80 derece diyeceğiz. 80, 80 daha 160. Geriye de 20 derece kalacak. E peki A'nın tamamını sordukları için 40 artı 20'den doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Evet, ikinci soruyla devam edelim. AB'nin BC'ye dik olduğunu, AD ile de BD dik olduğunu vermiş. MCAB yani şuradaki iki nokta birbirine eşit. Sekiz lattiz zaten soruya yazmış. X kaçtır? Şimdi gençler burayı uzatsak şöyle. Tam BC'nin hizasına kadar. Burayı da biraz tamamlasak şöyle. Çok da güzel oldu. Yani aslında burada 90 ise burada dik açıdır. Kısacası dikten dik indirilmiştir. Burada E köşesi diyelim. Bu doğrusal. Bak burası 8 cm ise buranın tamamının da 8 olması gerekir. E, tamamı 8 olması için ED kenarına kaç düşecek? 2. E, öklit var. H kare P k'dan. X kare X kare eşittir 6 çarpı 2'den kök 12. Değil mi? X eşittir 12 ise X kare eşittir 12 ise Kök 12 gelecek. O da 2 kök 3 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabım A seçeneği olmalıdır. Evet geldik 3. soruya. ABC dik üçgeni biçimdeki karton DE boyunca katlandığında C noktasının görüntüsü ile B noktası çakışıyor. Ha, o zaman C noktası B'ye geliyorsa demek ki BE ile EC birbirine eşit ve burası da dik açıdır. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? bizim buradaki B ile D'yi birleştirmemiz lazım. O halde BD ile DC de birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit. E burayı zaten 5 vermiş. Yani bak burada 5 ise burada 5. Değil mi? O zaman bura 6. AB'yi de 6 vermiş. X'i soruyor. X neresi? Şu AD kenarı. Şimdi gençler buranın tamamı 11'im değil mi? E 6 ise buranın tamamı da kaç olmalıdır? 8. E buraya ne düşecek? 8 eksi x. E haliyle burada 8 eksi x düşer. Çünkü dc kenarı kime eşit çıkmıştı? Bd'ye. O zaman abd üçgeninde. Pisagor bağıntısını uygularsak. 8 eksi x'in karesi eşittir. 6'nın karesi 36. Artı x'in karesine. Burayı bir açalım. 8 eksi x'in karesi. Birincinin karesi 64. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 16 x. Eksi 16 x. Artı ikincinin karesinden x kare. O da buna eşit. 36 artı x kareye. E şimdi arkadaşlar burada da x kare var. Burada da x kare var. O zaman bunlar birbirini götürür. 16 x'i karşıya 36'yı da bu tarafa atalım. 64 eksi 36 eşittir 16 x. Çıkarttığımızda 28 kaldı. Her iki tarafı da 16'ya bölüyoruz x de buradan 28 bölü 16 geldi. Peki şıklarda var mı? Yok. Ne yapmamız lazım? Sadeleştireceğiz. Evet. Sadeleştirme. 4'e böldüğümde 7. 4'e böldüğümde 4 gelecek. O zaman doğru cevabım Bursa 7 bölü 4 olmalıdır. Geldim. Şimdi kaçıncı? Evet. 4.4'e. Sorularımız zaten bitmişti. Üçüncü soruyu çözüyorduk. Yine açıklamalı çözümümüze bir bakalım. Diyor ki bir ikizkenar üçgende en önemli eleman yüksekliktir. Kesinlikle evet. En önemlisi yükseklik. Yani dik kenar. Bu nedenle ikizkenar üçgen soruların bir tepe noktasından yükseklik indirilir. Böylece taban iki, ikiye bölünüp iki, ikiye değil, iki eş parçaya bölünüp dik üçgenler elde edilir. O halde bakalım bir soruya. Şimdi diyor ki bak. ABC üçgeninde AB ile AC eşit. BD'ye 6. Buna da 2 birim demiş. Buranın tamamı kaç arkadaşlar? 6 2 daha 8. O zaman bizim ne yapmamız lazım? 4 kök 5'ler eşit ya. A'dan bir tane dik indirmeliyiz. Tam şöyle ortalayalım. Burası 90 derece. 8'in yarısı 4. Şurayı karaladım. H buraya. BH4. HC tamamı 4 olacak. O zaman buraya da 2 düşer. Şimdi buradan artık ABH üçgeninde Pisagor bağıntısı. 4 kök 5'in karesi 16 kere 5 kaç yaptı? 16 kere 5 80 eşittir. 4'ün karesi 16 artı x kare ya da h kare diyelim. h kare. Yani a h'a h diyeceğiz. E şimdi bunu karşıya attığımızda 64 eşittir x kare. x de burada ne geldi? 8. Tamam bak buraya da 8'i yazdım. Artık A, H, C üçgeninde Pisagor bağıntısı. Her yerde karşımıza çıkıyor değil mi? Pisagor. X kare eşittir. 8'in karesi 64. Artı 2'nin karesi 4. X kare eşittir 68. X de buradan kök 68. Şimdi kök 68 ee, neyle neyin çarpanlarıydı? 17 çarpı 4. Değil mi? Evet 17 4 40 28 doğrudan evet evet 68 geliyor. O zaman 4 dışarıya 2 diye çıkar. 17 de içeride kalır. X eşittir. 2 kök 17 birim olmalıdır. Çözümümüze bakalım. Evet. X kare yani x eşittir. 2 kök 17. Evet. Birinci soru. ABD üçgeninde AB ile AC birbirine eşit vermiş. Tamam. 12'de 2'yi de yazmış. O zaman sen gördün mü ikizi? Gördün. Ne yapacaksın? İndireceksin dikizi. Heh, tam şöyle buraya bir dik indirdik. E burası dik indirdiğimiz için 90 derece. B ile C arası 12 ya buraya H diyelim artık. 12'yi iki eş parçaya ayırırlar. 6'ya 6. E peki A, B, H üçgeninde 6 var 10 var. O zaman burayı kim kaldı arkadaşlar? 8. Şimdi bak. A, H, 8. HD, o da 8. 8, 8. O zaman burada 8 kök 2 santimetre düşmelidir. Doğru cevabım Bursa olacaktır. İkinci soru. Yine gördük ikizi. Hemen dayanamadan indirdim dikizi. Şuradan. Dik indik. 2 kök 3'ü iki eş parçaya ayırdık. Burayı karaladım. O zaman buraya kök 3. Aynı şekilde burada da kök 3 dedik. E şimdi arkadaşlar 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı 4. E burada e, kök 3 4 x. Ya da şöyle düşün. H'tan D'ye kadar olan kenar. 60'ın karşısıdır. 60'ın. Yani 30'un karşısı madem 4 ise 62 de 4 kök olacak. 4 kök 3. E, kök 3'ü buradaysa b ile C arasındaysa geriye de 3 kök 3 kalır. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Evet üçüncü soru. Kare biçimdeki bir tabloyu daha önce çıkmıştı sanırım bu sınav sorusuna çok yakın. Bakalım yine de. Kare biçimdeki bir tabloyu bir kat halinde tam olarak sarabilen bir ip. Tablonun C ve D köşelerine bağlanarak duvardaki bir çiviye asılıyor. Tamam. Buraya kadar her şey yolunda. Bu şekilde tablonun iki kenarı yere paralel durumdayken denge sağlanıyor. O da, da tamam. Bu durumda çivi ile CD arasındaki mesafe 2 kök 15'tir. Çivi ile CD arası. Şurası yani. 2 kök 15 birimmiş. Yazayım şöyle yazamadım. Daha sonra tablonun asıldığı ip 4 cm kısaltılıp Yine dengede duracak biçimde çiviye asılırsa çivinin CD'ye uzaklığı kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar başka bir şey vermiş miydi bize? Hayır. Bak şimdi iyi izle. Burada e, şekli biraz daha şöyle güzel çizmeye çalışayım hemen kalem ucunu incelttim. 2 kök 15 mi demiştik? D ile C arası kaç santimetre? Neyse. Şimdi bizim Heh, burada burada. C ile D arası 2 kök 15. Bunların ikisi birbirine zaten ne olacak? Eşit olacak. Burası 90 derece. Daha sonra tablonun asıl deyip 4 cm e kısaltılıp demiş ya. Yani sen bunu x dersen şuraya. Aynı şekilde bu da x olacak. E 4 cm kısaldığı için toplamda o zaman buraya x artı 2. Buraya da x artı 2 demeliyiz. Buraya da a diyelim. Buraya da aynı şekilde a diyelim. Karenin bir kenarını vermemiş. Verse işler çok basit yürüyecek. Aynı şekilde burada dik indirdiğimizde yine buraya A, yine buraya A diyeceğiz. Tabloda e, asıldığını ip 4 cm kısalıp yine dengede duruyor. Tamam oraya kadar sıkıntımız yok. Önce buradan bir pisagor yaparsak ya da diğer taraftan başlayayım. X artı 2'nin karesi eşittir. A kare artı 2 kök 15'in karesi. O da 4 kere 15'ten 60 yapar. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi bir de bir de şöyle yapalım. Burası e, ne olacak? Orayı bilmiyoruz zaten. X'i ve A'yı bulmaya çalışalım bir. Bak buraya da H diyorum. X kare eşittir. A kare artı H kare. H'ı bulduk mu zaten çivinin CD'ye uzaklığını sormuş. Biz burada aslında H kenarını yani yükseklik kenarını şu ikinci şekildeki yükseklik kenarını arıyoruz. E şimdi arkadaşlar bundan bunu çıkartırsan bak şimdi. Evet. Bunun açılımını bir önce yapalım tabi. Birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı 4x artı 4 eşittir a kare artı 60. O zaman burayı eksiyle çarpıp altına yazalım. Eksi x kare eksi a kare eksi yine eksi eksi a kare eksi h kare geldi. Şimdi arkadaşlar taraf tarafa topladığımızda bak x kareler gider. A kare eksi a kare gitti. 4 x artı 4 h kare ya da eksi h kare artı Altmış geldi. Evet burada haşır nasıl bulabilirim? Acaba bize ipin uzunluğunu vermiş mi? Yok onu da vermemiş. Kare biçimdeki bir tabloyu bir kat halinde tam olarak sarabilen bir ip, Heh, bir kat halinde tam olarak sarabilen bir ip. Şöyle düşüneceğiz. Yani burası aslında e, anahtar kelimede buradaymış bu arada. Kare biçimdeki bir tabloyu bir kat halinde tam olarak sarabilen bir ip. Yani bu 4 2x artı 4 santimetrelik bir ipimiz var ya D T, T demiş olalım. D T C üçgenindeki ip. X artı 2 x artı 2 2 x artı 4. Bunu 4 eş parçaya böleceğiz. Çünkü kare biçiminde demiş. Yani 2 A 2 A 2 A 2 A diye ayırabilirsiniz. Şimdi artık şekil tamamsa işleme geçebiliriz. Burayı hemen bir sileyim. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman 2A'da ya da hatta şöyle yapalım mı? 4A diyelim. 4A. Neden 4A dedim? Ben bir kenara A demiş oluyorum artık. Bir kenara A dedim. O zaman bu da A, Bu da A, Bu da A olmalıdır. Yine Pisagor yapacak mıyız? Evet. Pisagor da yapacağız. O zaman şöyle işlemlere başlayalım. Buradan dik indirmiştik. Bu soru baya bir uzadı değil mi? Şimdi arkadaşlar DC kenarı normal şartlarda 2x artı 4 bölü 16'dır. Bu 4'ü buraya çarpım durumunda attım. Bu A kenarına eşit. O zaman Pisagor yaptığımızda x artı 2'nin karesi eşittir. 2 kök 15'in karesi 60 artı bir de buradaki a'nın karesi. Yani aslında bunu, burayı da 2 ile sadeleştirebiliriz ama hadi sadeleştireyim. 2'ye böldüm. x artı 2. 2'ye böldüm. 8 geldi. Buradan artık ne yapmam lazım? Pardon bir de neyi var? Bir de karesi. Şimdi oldu? Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu karşıya atalım. x artı 2'nin karesinden x artı 2'nin x artı 2 bölü 8'in karesini çıkarttığımızda cevabımız 60 çıkacakmış. Şimdi ya iki kare farkından ya da uzun uzun açılım yapacağız. Ben iki kare farkını tercih ediyorum. x artı 2 eksi x artı 2 bölü 8 çarpı bir de bunların toplamları. x artı 2 x artı 2 bölü 8. Değer de veremiyorsun çünkü burada hep köklü ifadeler var. Şimdi 8x artı 16'dan x artı 2'yi çıkartırsak 15x artı 14 bölü 8 çarpı burayı da topladığımızda 9x artı 18 bölü 8 geldi. Eşittir 60. Tamam. Şimdi bundan sonrasında Artık denklem arkadaşlar yapacak bir işlemimiz maalesef ki yok. Cevabımıza bakalım. Üçüncü sorunun cevabı denizliymiş. evet. Yani uzun uzun işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi burada ne yapmıştık en son? Farklı bir yöntem deneyeyim mi? Farklı bir yöntem. Bir daha okuyorum soruyu. Kare biçimdeki bir tabloyu bir kat halinde tam olarak sarabilen bir ip. Balonun C ve D köşesine bağlanarak duvardaki çiviye asılıyor. Şimdi başlangıcı kötü yaptığımız için olmadı. Buraya 2x dersek. buradaki x Burada x Aynı şekilde burada 2x. E şimdi bir ip var elinde. Bu karenin tamamını 8x olduğu da tamamını sarabiliyor. E şimdi 8x'in yarısı buraya 4x diğer yarısı da buraya. O zaman bir dik indirdiğimizde tepeden. Bura x burada x oldu. Ve burada hatta 2 15 birimmiş. Soru vermiş. O zaman Pisagor'dan 4x'in karesi 16x kare. x'in karesi zaten x kare. Artı 2 kök 15'in karesi de 60. x kareyi karşıya attığımızda 15x kare eşittir 60. Her iki tarafı 15'e böldüğümüzde x kare 4. x de buradan 2 birim çıkar. O zaman şimdi senden ne istiyor? Ee, buradakinin buradakinin cd olan uzaklığı. Ne demişti? Daha sonra tablonun asılı deyip 4 santimetre kısalım. E şimdi x'e 2 verdik ya. Burada 4, 4, 4, 4. 4 kere 4 16 idi. E 4 santimetre kısaldığı için 12 kalacak. Değil mi? If 12 cm ise o zaman buraya 6 buraya da 6 diyeceğiz. E burada zaten 1 x'ti. O x'e de 2 demiştik. Artık bundan sonra Pisagor bağıntısı. 6'nın karesi 36 eşittir. H kare artı 2'nin karesinden 4. 4'ü karşıya atarsam 32 H kare eşittir 32 H da burada ne geldi? Kök 32. 16 çarpı 2'den o da dışarıya 4 kök 2 olarak çıkacak. Doğru cevabım D seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.